ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız. Bugün pazartesi. Anacığım ben yine dışarı... Evet, çok kalabalık. Çok kalabalık olduğu kadar çok da sıcak. Baygınlık geçireceğim. Vallahi. Bir de dolmuşuna indik. Daha dolmuşuna iner inmez her dökmeye başlayıverdim. Hemen Gülcü'den bir yumurta aldık arkadaşlar. 69.95'e düşmüş. Gayet uygun fiyatı diğer yerlere göre. Hemen bir koli alıverdik. Değil mi kız? Şimdilik de şöyle hem marketleri dolaşırız. Koya imza atmaya gidecektim. Daha kağıdı hazırlamamışlar. Bir aydır kağıt hazırlayacaklar arkadaşlar. Şaka gibi ya. Vallahi billahi bugün giderim de oturum diyordum. Bir de doktor randevum vardı, onu iptal etmiştim ha. Şaka gibi. Bileydim hiç de iptal etmezdim. Vallahi ne bir dedikleri bir dediklerini tutmuyordu. Gerçekten. Şimdiden iki tane dondurma aldık arkadaşlar. Hem yiyoruz hem dolaşıyoruz gibi. Yumuşak ama o. Biz Ayvaz'ın oradaki BİM'deyiz arkadaşlar. Çok yorulduk. Bir daha bu saatlerde çıkmayacağım dışarı. Bir tane ekmek al vereceğiz. Ne? Ne kadar güzel. Ha. Evet. İyice açmayayım da dağılmasın. Yarı buçuğu açıldı. Ben de açayım dedim ama bakar mısınız arkadaşlar? Ha. Ev oyun çadırı. Oyun çadırı. Çok güzel. Ne kadar az bu? 300. Bana beni göster. 300 teyla. Fiyatını göstereceğim. Tamam işte ben söylüyorum. 300 teyla. Acaba kaç metreye kaç metre? Üstünde yazar. Göremiyorum ama artı 2 yaşa kadar arkadaşlar. Ha, içinde girip oyun oynayan bir çocuklar. Bakın nevresim takımı herhalde. Fike takımı. Ha. Evet, fiyatı ne kadar? Ha. Ayber Shop 600 TL. İyi. Başka yerlerde pahalı. Ana şu neymiş? Bu da 300 TL. Hadi. Ben bundan istiyordum aslında. Ne? Raf yapıyorsun bundan. Şu şekil. Ha. Şu şekilde 300 değil arkadaşlar. 4 katlı. Bir tane var herhalde. Maaşımı alayım da olmazsa o zaman alayım. Şey mutfağın bir köşesine böyle koruz. Güzel durmaz mı? İçine üstüne bir şeyler koruz. Anam. Ben hep çırık şeyleri yeniliyorum. Bakın. Ne gördüm. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar. Ne kadar fiyatı? 100 TL. Evet, çok bardağı güzel. Da var herhalde. Evet. Bakayım. Bir de var, bakar mısınız? Çay kaşığı. Çok güzel. Şurada da bir şey vardı herhalde ama yine karıştıranlar karıştırmış. Çok pis insanlar. Şurada var. Bir de şey görmüştüm. Ana. Ben buraya gelince kendimi kaybediyorum. Aha bundan. Arkadaşlar. Takı yapma boncuk seti. Anam bu da 100 TL'ymiş bu. O pahalıymış. Her şey pahalı kız. Ay şurada bir defter gördüm. Ha normal düz defterimiş. Böyle şeyler sonra. Şey... Sen kendi şeyini bulak bilsen. He yok. Benim aradığım hiçbir BİM'de yok. Hem tikrotlu çorap. Kaç tane bu? Orta kalın, mat değil, yok. Aslında ben de alacağım elbiselerimi falan giymek için arkadaşlar. Aslında bugün elbise giyecekti. Bir baktım, benim çorapların hiçbirini bulamadım. Yine burada incik boncuk. Allah'ım yarabbim, çok severim. Şu öbür tarafa mı gidip baksam acaba? Burada hiç ilgimi çeken şeyler yok. Gel bakalım. Ama sen bana hiç sahip çıkmıyorsun. Arabayı mı yöneteyim? Ver. Kamerayı mı? Ama sen de bana ver. Ben de sana ver. Ne yapayım ayol? Şuralara bakalım. Heh, bir şeyler de indirim olacak. Hani Ali'ye gel söylemişti. He. Nerede bu indirimler? Göremiyorum ben. Şunları mı seviyoruz acaba ana? Feyriler meyriler. He feyri diyordu. Dur bakayım. Sıvı bulaşık deterjanı 155 lira. Kaç tane var? 6 tane var içerisinde. 1 litrelik mi? Demek ki.
1 litre de değil, 650 milimlik arkadaşlar. Bu Converse mi bu? Anam benim bir Converse'im vardı, Nadar Kuzeli'dir. Vallahi. Çorap. Anam çorapların da şeyi hiç güzel değil. Evet. Çift lastik güzel tutuyor. O ney? Kase. Haa. Sufle kapına benzettim. He, ben de öyle zannettim. Anam oyuncak. Ne kadar? 100 lira. Anam 100 liradan aşağıya da oyuncak yoktu. He. Anam bu nedir arkadaşlar? Çok terledim. Şuradan indirime girdi mi acaba diye şey ettim de. Girmemiş hemen. Sufle kapı mı? Evet, evet. Yok. Demlik memlik değil. Ev katı, cat curt. Burada benim ilgimi çekecek hiçbir şeycik yok. Değil mi kız? Gel bakalım. Biz bugün buradan bir şey almadan çıkacağız herhalde. Bence de. Bir ekmek alıvereceğiz. Herhalde. Sıkalım mı ben de? Ama yalnız erkek parfümleri daha güzel kokuyor biliyor musunuz? Gerçekten. Ay çok terledim. Ben de çok terledim daha bu havada dışarı çıkmam ben ya. Bence de. Bu ne böyle arkadaş? Bu ne kız? Şort. Arkadaşlar. Ne kadar? Atlet şort takım 220 küsur lira. Arkadaşlar şunun bir değişik şeyi vardı, daha getirmiyorlar, görüyorsunuz değil mi? Çok morallerim bozuk. Bunu da ne kadar çok seviyordum ha. Uf. Bir daha da buradan kulak mülak almayacağım. Bence de. Yok anam yok. Mayonezli yani ketçap indirimiydi. Ondan var evde. Benim ihtiyacım yok zaten. Şöyle diyorum. Ay burası da bir dolap tarafı. Dolap tarafı ya. Şeyi. Nasıl bir krem şanti mi alsam acaba? Hmm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Krem şanti alayım. Beyaz mı alayım? Kakao mu alayım? Beyaz alayım. Olabilirsem tabii ki arkadaşlar. Hep kapı. Aha beyaz. Heh. Bir tane beyaz. Bugün şey Kıbrıs tatlısı yapalım. Şey var mıydı bizde galeta unu? Bartıt olmazsa bir daha anne. Allah. Galeta unu var. Açıktı. Yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Bir bardak olması gerekiyor. Allah bir tane. Her zaman lazım. Su da alacaksın mı? Susadıysan alalım. Alalım mı? İçmem. Ha? İçmem. Niye içmiyorsun? Ay çok başım ağrıdı Merve. Sıcak tepeledi beni. Yoğurt alsak mı? Yok. Çok sıcak. Çok canım daraldı. Gerçekten arkadaşlar. Kıbrıs tatlısı yapayım dedim. Anam diye çok tatlı yapıyor. Çok tatlı yapıyor. Ne ya Merve? Ne yapayım? Eve geldiğimiz gibi zaten baygınlık geçirecektik. Oturduk bir kase karpuzu yedik. Dün akşam yemeği unutmuşuk tabii biz. Bir kase karpuzu yedik. Karpuzu yedikten sonra bir paket kaşuyu da yedik. Merve tabii kilo almış ama bir takipçim demiş çok kilo almışsın diye ama demek ki beni daha önceden izlemedi şekerim benim. Ben daha önceden daha kiloluydum. Bana da zayıflamış halim bu. İlakin akı. Ya dikkat ediyor. Ediyorum. Etmeye çalışıyorum diyeyim bari. İyi de tatlı yaparak mı ya, dikkat ediyorum Merve? Ya ne yapayım? Canım sıkılıyor.
Bir de bugün ben işe de gitmedim biliyorsunuz. İş akdim sonlandırıldığı için canım çok sıkılıyor arkadaşlar. Ne yapayım kız? Artık yeni iş bulana kadar böyle. 3 tane yumurtamı kırıyorum. Meşhur Kıbrıs tatlısını yapıyoruz. Nerede kız şey? Merve omuz başlarım kıpkırmızı olmuş. Ya kız yandı. Güneşten yandı. Yanmışsın. Vallahi bak keşke yandı. Giymeyeydin ha. Ne bileyim giydik işte. Allah. Ya böyle insan daha çok sıcak oluyor biliyor musun? Deniz olan yere gitmek istiyorum. Vallahi. Çıkma. Elime yıkayım. Deniz istiyorum deniz. Deniz istiyorum da denize giremedikten sonra ne yapayım ki? Yüzmeyi de bilmiyorum ne. Olsun seyretmesi de iyi Sedak'ı. Hemen yan bardak sokarsın. Evet. Aynen öyle. Anam bir yerlere gitmek istesek bile ayak bağımız var. Nasıl gidek? Onu bırak. İmkan yok. İmkan yok. Bir şuradan şuraya gitsen en az 5000 lira cebinde para olacak arkadaşlar. Yakın bir yere gideyim desen. Ay ne diyeceğim size? Aklıma geldi. He. Kız Niksar Camping sosyal tesisleri açılmış. Ya ile ya hiç haberim yok benim. Görüyoruz değil mi? He. Hemen Buğra'ya mesaj attım. Buğra dedim. En kısa zamanda biz oraya gidip çekim yapak dedim. Hem biz görek hem takipçilerimiz görsün dedim. Hiç haberim yok. Ben de diyorum ki ne zaman açıldı? Cumartesi, Cumartesi günü. Arkadaşlar. Açıldığını bilmiyor ama Merve millet. Biz hava sıcak da herhalde herkes yayılıyor. Yayılıyor ki çalıyı zannediyor. Merve oraya gitmişler. Aşağı gibi bu. Hiçbir şeyden haberim yok. Sen nasıl bir YouTuber'sın ki? Valla daha YouTuber olarak tam şeyine geçemedim. Basa 2000 aboneye bile gelemedim. Valla. Ben Niksarlar'a gidelim. Beklemeyeyim beni. Abone olmuyorlar. Adıyaman'dan yapmıyorlar. Adıyaman'dan seyredenler, İstanbul'dan seyredenler, Batman'dan seyredenler, Diyarbakır'dan seyredenler. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim Niksarlı hemşerim beni desteklemiyor bu kadar çok. Çok zoruma gidiyor valla. Dışarı memleketlerden destekliyorlar beni. Kız Niksarlılar niye beni desteklemiyorlar? Şuradan bir YouTube'un çok sıkı. Bakın ki bir tane ne kadar güzel. Ne yaptım? Çırptım karıştırdım. Evet. Bunu yaptık. Ondan sonra acaba şimdi içerisine ne koyabilirim? Şunu onu düşüneyim. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Hemen şuradan yarım çay bardağı sıvı yağ mı? Yeter. Yarım çay bardağı mı? Evet. Su bardağı mı? Hayır su bardağı. Niye böyle? Sıcak başına vurdu herhalde Merve. Bir bardak ceviz arkadaşlar. Şıkır 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 şıkır. Ondan sonra acaba bir bardak. Aha burada Hindistan cevizi. Onu da bardağıma koyayım. Belini de biraz aşağı indirsin. Ne varmış belimde? Belimde hiçbir şey yok. Evet yarısını içine yarısını şeyine. Aha. Bir bardak Hindistan cevizi. Ondan sonra şuna bak şapır şapır terakayı bende. Bir bardak da galeta unu. Şuna kurgun açabilirsen. Makas yok mu? Bilmiyorum makas. Getireyim makas dur. Nerede? Bir bardak da galeta unumuzu koyak mı? Koyak. Şimdi bunları bir güzel karıştıralım. Şöyle koyayım. Gelme. Gelme. Git. İçeri gidiyorum. Bunun içine başka bir şey konmuyor muydu ki kız? Baksanıza. Güzel oldu ha. Az kala kabartma tozunu koymayacağız ha arkadaşlar.
Aşağısına da biliyorsan bu kadar senin tekrarlar. Bak niye geliyorsun, niye gidiyorsun? İşte. Ah ah. Bunu da attık mı? Attık. Şimdi bu güzel karıştırayım. Bir tane borcam tepsiye. Bunu güzel yayalım. Keşke şimdi Ayşe burada bulmadıracak. Keşke daha önceden koyaydım. Kabartma durdun mu? He. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Böyle koyu mu oluyor Merve? Evet. Aa. Şimdi bir tane borcam. Vereyim mi? Evet. Küçük tepside yapayım ki tez bitsin. Evet Merve. Değil mi? Ama şey hemen bitti. Haşhaşlı revan nasıl bitti ama. Ne güzel olmuştu ya. Ama işte yok, kilolu yok Merve. Ya neydi, tatlısız da olmuyor, vazgeçilmiyor. Bir takipçim demiş ya, kolanın yeri ayrı, vazgeçilmiyor. Aynı tatlı bir selam yere. Olsun buradan takipçilerimize. Aynen öyle. Tatlının yeri ayrı. Vazgeçemem onlardan. Vazgeçeceğim. Ama biz gene şey yapak ya. Tuzlu pasta yapak. O yapalım. Tuzlu pasta bunda da damağımda kaldı. Ha, güzel olmuştu. Bir güzel yağladım arkadaşlar. Ondan sonra acaba şimdi... Çarşıdan almış gibi. Hem de nasıl güzeldi. Şunu yayacağım. Ya bilende hiç... Bu tekstil beni sakat bıraktı. Şikayetçiyim. Hiç bileğimde güç yok. Biraz bulaşık daha Merve. Şeyde de SGK mısır atmış bu arkadaşlar. Haklı bir sebepten kaynaklanmayan, yani haklı fesih sebebi değil diye yani. Haksız yere çıkartıldığımı gösteriyor yani. Anlatabildim mi? Yoksa ben anlatamadım mı? Bilemedim ama. Yani kendileri beni haksız nedenle çıkarttığını itiraf şimdi etmiş. Şimdi öyle bir kağıt mı gelecek evet, yarın oraya? Evet, öyle bir kağıt gelecekmiş herhalde. SGK'dan bir kağıt gelecekmiş. O kağıdı oku, öyle imzalar. Zaten baştan imzayı attıydık. Daha neyini okuyayım, imzalayayım. Ya kendilerini yani haklı çıkaracak şekilde çektiyseler. Yok öyle değil işte, SGK'dan mesaj geldi ya. Ha, ne bileyim Merve. Yani haksız nedenle işten çıkarıldığın yazıyı değil. He. Anladın mı? Şeylik yapmamışlar yani. Bazı kişiler benim aklımı bulandırdıydı tekstilde arkadaşlar. Ya sen herkese bakma. Aynen boş öyle. Bir. İşte bilgili olan var, bilgisiz olan var. Geçen de işte sen bir arkadaş var orada, ona da dedim ya, anam iyi ki dedim, sen biliyorsun dedim ya dedim, buradaki herkes dedim böyle böyle değil, onlar değil ne biliyormuş diye. Hakikaten ya, bilginiz yoksa niye karşınızdaki insana şey yapıyorsunuz Semih? Şimdi kaşıktakin de seyir. Aynen öyle. Vii. Vii. Bu kızın eli bir şeye değmesin. Evet. Vii. Ya ya. Ha. Uyuyun desene. He. Tamam yeter. Bir laf vardır da neyse demeyeyim şimdi ama. Ben değil mi? Şimdi bunu fırına koyu vereceğim arkadaşlar. Fırını İnşallah açmadın. Düzgün şey yapmışımdır ha. Tam bilemiyorum ama bir de sen bakıver. Tamam. 160 derecelik. 30 dakikada pişi verecek bu kekimiz, bakalım. Yüzüne bir bakalım. Şey Merve. Şerbetimi de yaptım ha. Arkadaşlar bakın şerbetimi de yaptım. Orada soğumaya bıraktıydım zaten. O zaman hemen şöyle yittirelim. Arkaya doğru yittir de arka tarafı kızarıyor, ön tarafı kızarmıyor. Aha, Merve yittirdim. Ha. Tamam. Şimdi bu pişi versin. He. Şimdi biz neyine yapalım? Kremasını yapalım. Kremasını. Krema mı, krem şantili? Krema. Ha. Bir litre sütümüzü boşaltalım. Fırını da unutmayalım Merve. Fırını
ayarladım. Tam 30 dakikaya ayarladım. Yani ya. Uzakta kapamış. İyi hadi bakalım. Yağlı süt mü? He. Ha, 1 litre sütü koyduk mu? Koyduk. Ondan sonra yarım bardak şekeri koyduk mu? Koyduk. Ha. Ondan sonra nişasta. 1 bardak nişasta. Üst kısmından tut da patladığına yere dökülür. Ha, yeter. Tamam. 1 bardak da nişasta koyduk. Bir de şekerli vanilin koyalım. Bunlar böyle şekerli de pişireceğim. Bakalım. Ondan sonra da biraz soğuyunca üstüne bir paket krem şanti döker. Ondan sonra da kekimizi önce şerbetleriz. Ondan sonra üstüne kremasını dökeriz. Ondan sonra ne yaparız? Yeriz. Aha. Açılıyor, açılıyor. Şimdi altını açayım. Aha şimdi düşeceksin oradan. Oturuyorum ha. Diye. Şimdi arkadaşlar koyulaşana kadar Merve bunun başında bekleyiverecek. Vallahi bıktım. Bıktım deme. Kendin istedin. Kendin kaşındın. Kendim ettim. Kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum. Eyvah. Eyvah. Yanıyorum. Yanar tabii. Bir daha giyme öyle. Vallahi öyle. Çok sıcak çünkü. Gölge bile yakıyor adama. Yok, bir daha yoktu be. Ben gündüz dışarı çıkmam. Altıdan sonra çıkar Merve. Altıdan sonra çıkarım. Alışverişe de öyle Allah, giderim arkadaşlar. Ha. Bu ne sıcağıdı böyle. Evet. Ya dolmuşundan gittik, dolmuşundan geldik ama yok. Daha tövbe. Dolmuşun içi bile sıcak. Bak adam kapısını örtmedi. Camlar açık, üstü açık. Yok, yine bile istemeyeyim. Fıs demedi. Yolcu binip yerine oturana kadar kapattı kapıyı. Aha. Ondan sonra geri açtı adam. Tabii. Vallahi. Bir de biliyor musun dolmuşta adamın birisi buralar çok ferah olur diyordu. Hani nerede yanıyor vallahi yanıyor Vallahi. Vallahi yanıyor. Ama akşamları ferah oluyor. Akşamları bari fılka gibi oturmuyor yani. Ferah. Kız Merve. Hem kuşlarımı çıkartıyorum arkadaşlar. Bizim şeyimiz vardı ya. Işıklarımız böyle. He. Demirlerin kenarına yapsak ya. Yapalım. Bir de canlı yayın aç. He, piş vardı orada. Ne zaman açacaksın canlı yayını? Bilmiyorum ki kız. Vallahi bir canlı yayın aç. Kimse gelmeyecek. İşte haber vereceğim Merve. Kimsenin haberi olmayacak. Nereden şey yapacaklar? Bilmiyorum haber vereceğim. Ne zaman yapak? Kızlar ne zaman yapak kız? Bu akşam olmaz. Çünkü bu akşam zaten saat 8'de yani. He. Yarın akşam Salı saat yarın. Kaçta diye. Onu takipçilerimiz belirlesin. Siz belirleyin kız. Saat kaçta derseler. Nasıl olsa iş yok da. Kaçta derseler o saatte açarsın. Aynen öyle. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ha, yorumlara yazsınlar. Canlı yayın yap Merve şu saatte yap derseniz ben de o saatte canlı yayın yapabilirim. Evet. Beraber şöyle güzel bir sohbet edelim. Aynen öyle. Epeydir de canlı yayın açmadım biliyor musun? 7 ay 22 gündür bak şey geldi. 7 ay 22 gündür çalışıyormuşum arkadaşlar. 8 ay diyeceğim kız. He. Ben de 7 ay çalıştım zannediyorum. 7 aydır açmadın mı sen? Açtın. Açmadım. Açtın. Bu eve geleli açtın ya. Allah Allah. Yok tabii mu? Açtın. Bir kere mi iki kere mi ne açtın? Öyle mi ki kız? Evet. Zannedersen bir kere açtın herhalde. Yoruluyorum diye şey yapmamıştın. Allah Allah. He açtın Merve. 8 ayda bir kere. Ya bir kere ya iki kere açtın. Zannetmiyorum iki kere açmamışımdır. Çünkü ama açtığını biliyor. Hakikaten çok yoruluyordum arkadaşlar. Bak işe gitmedim. Hafta sonları gitmedim falan. Geç yatıyorum artık. Vallahi. Niye? Çünkü yorgun değilim. Yorgun olsam ağzım açık düşüyordu. Ben saat 8'de 8.30'da yatıyordum. Şimdi saat 10'a 11'e 12'ye kadar oturabiliyorum. Tahsız mıyım? Benim uykum gelir de ne yatıyorsun kız? Yıkan hele diye. Vallahi haklılar. İşte ben nasıl yoruluyormuşum öyle ya. Tabii. Gerçekten. Şahin, altını olacak? Açtın mı? Ne olacak? Ağzıma sıçıyorlardı. Sen ne yazın? Allah seni eğilir. Vallahi. Tam dedim rahata düştüm dedim. Bu sefer de çıkışımı verdiler. Sinir oldum.
Neyse Merve. Vallahi. Allah bir yerden kapıyı kapatır ama. Bir yerden açar. Benim bana çalış vermeleri deprem etkisi yarattı. Orada anam çalışanlar istifa etmeye başladı. İşkur'dan gelenler iş bırakmaya başladı. Bir görseniz var ya. Orada da bir sürü ortacı vardı. Şimdi bir tane bile ortacı kalmadı. Bugün pek iş yokmuş herhalde. Hem de Buğra ile dedi. Buğra ile dedi. İyi akşam mesai yapmazlar o zaman. Bilmiyorum herhalde yapmazlar. Buğra'ya yine bir şey iş vermişler de. Ne iş? Sıkıcı iş değil. Ya. Hep sıkıcı işler de onu buluyor. Bütün tahminler benim buraya. Vallahi. Vallahi çocuğu. He. Sesi de çıkmıyor. Ne derdiler onu yapayım. Ne yapsın? Vallahi. Kızlar kremam hazır. İçerisine şimdi bir paket toz şampiyi ekleyip bir güzel çırpacağım. Ortalığı yine batıdı. Hı hı. Şimdi bir güzel çırpacağım. Anan ellerinden öpüyor. Bir bulaşık makinesi de alamadık ki. Şöyle bize karıştırıyorum. Evet. Enfes oldu. Evet. Bunu şeyin üstüne düşün. Anam. Kız ne güzel koktu. He. Kremam hazır. Şerbetim hazır. Arkadaşlar. Şeyin de biçtin mi? He, ne onun adı? Baksanıza, oo, çok güzel görünüyor. Evet. Evet. Ne bakayım? Ay bu niye böyle? Nasıl? Bunu şey yapmamışız ki. Allah seni eğme. Şaka gibi. Şaka gibi ki şaka gibi. Bence olmayacak bu. Beceremedik gördünüz mü kızlar? Anan, bir... Alt üst yapmadı. He. Baksanıza. Hiç bir şey olmamış. Neyse az bekle bakayım. Kız fırının içi ısınmamış bile. Niye böyle? Ey orayı açmadıysan alt üst niye ısınsın? Ya Merve. Sinir oldum. Kızlar bakar mısınız kek şeyime? Alt tabanıma. Ne kadar güzel kabardı. Şimdi sıcak. Şerbetim de soğuk. Bir güzel. Üstünden aşağı. Gezdirerek. Yakından çek. Nasıl ses çıkıyor? Baklava yaparsın da üstüne şey dökersin. Ana nasıl çekti kız? Hokkadana. Hokkadana çekti. Şimdi bu birazcık soğusun. He. Ondan sonra kreması. Evet. Dökek ki şey olmasın. Hı-hı. Ne derler ona? Erimesin. Evet. Hmm. Allah aşkına gel yakından çek. Fıkır fıkır fıkır. Fıkır 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 idi ya. Şimdi arkadaşlar bunu da üstüne ekledikten sonra öyle en son halini göstereyim değil mi? Hı-hı. Bir de sıcak sıcak da yiyemem. Ertesi güne artık tadımını yapar veririm. Ha. Ama çok sabırsızlanıyorum. Bu çok güzel oluyor kızlar ya. Üstünde yine Hindistan cevizinden süsleyiveririz. Hadi bakalım soğusun birazcık. Acaba balona mı atsak? Balon güneş yemeğine. Burası da doğru. Hepten hiç kuvvet yok. Kız çok mu oldu bu? Ana. Olsun olsun. Yersin sen ha. Yerim tatlıyı değil mi? Seviyorsun. Çok oldu değil mi? Keşke cüğünü koymayaydım. Ne bileyim alayım mı? Kız şeyini kaldırırsın sonra tatlısını. Çok oldu kız. Bu niye böyle çok oldu ki? Alayım azıcık. Nasıl? Bak şu köşeye biraz ittir. Köşelere. O köşeye de. Bence çok güzel olmadı. Dur şöyle bir şey yapayım, düzleyeyim. Al buraya oturayım. Heh.
Şimdi arkadaşlar bunun üstüne nerede benim anam elime de bulaşmış. Ne yapayım? Ne Hindistan cevizi. Hindistan ceviziyle süsleyeceğim. Ondan sonra bu biraz daha soyucu dolaba atıp vereceğim arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacağız kızlar? Ben Hindistan cevizini de çok severim. Ayol ben her şeyi çok severim kız. Belli oluyor zaten. Evet. Yiyorsun şişiyor. Yiyorsun şişiyor. Allah Allah. Herkes de benim yememe taktı kafayı kız. Lokmalarımı sayıyoruz resmen. Senin iyiliğin için söylüyoruz ayol. Lokmalarımı sayıyoruz. Ayıp ayol. Hazır zayıflamışken kilo alma. Nerede buyuruyor ona? Kilo alma diye ona, uğraşıyor. O nasıl diye yemeydi öyle? Lokmalarımı sayayım. Nasıl? Arkadaşlar. Güzel. Şöyle bir yandan çek. Bak. Nasıl kızlar? Evet. Şimdi beni gösteriver. Ne yapacak? Sizler söyleyin bunu. Doğru dolaba atıvereceğim ama altı biraz daha sıcak. Ecuk beklesin. Ecuk beklesin. Ondan sonra dolaba atacağım. Bir gün dolapta bekleteceğim arkadaşlar. Ertesi gün tadım aşamasına geçivereceğiz. Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Aynen öyle. Şöyle güzelce koyayım. Böyle küçük kasede yaptım ki hemen iki güne bitiversin diyerekten. Ama çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Geri kalan şeyi ne yapacağım? Yersin. Kaşığı koyma içine. Hepsini ben yiyeceğim. Olsun. Niye? İşte... Hepsini ben yiyeceğim. İyi sen bilirsin. Size yok. Bitti. Haram ye sen ye. Çok güzel. Bunu şimdi televizyonun karşısına geçireyim. Bir güzel yerim arkadaşlar. Çünkü tatlı yemeyeceğim ya. Bunun tatlı şeyimi de bundan çıkarım. Sanki çok az tatlı. Eti pufları götürüyor. Hayır ne yedim? Sırayla sayıyorum arkadaşlar. Eve geldiğimden bu yanlı. Karpuz yedim. Bir tane eti puf yedim. Ondan sonra... Karpuz da tatlı. Dur. Ama o meyve tatlısı. Boş olsun. Ya. Bir sürü yedim. Bir kase yedim. Koca bir kase yedim. Kaju yedim. Başka da hiçbir şey yemedim. Yedim mi? Yemedim. Haksız mıyım? Sabah ne yedim? Azıcık da ekmek yedim. Öğlen ne? Zaten... Öğlen ne şey yaptım? Arkadaşlar. Bir şey yemedim. Gördüğünüz üzere ben fazla bir şey yememişim. Bir de ben yiyeyim yiyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Ne çok yemiyor. Merve kilo alıyor. Niye yiyorsunuz? Onlar da çok senin yemiyorum. İçin söylüyorlar Merve. Ay öyle de çok yemiyorum kı. Vallahi siz bakmayın benim öyle şey obur gibi videolarda oburlaştığıma bakmayın. He bir de şey yedim. Izıcık cipsiyle kreker. Daha ne olsun Merve? Daha ne olsun ay, ayol? Yedim. Şimdi, yok ama bunu yerim. Arkadaşlar. Hey, hey. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bir insana yeme dedikçe habire üstüne düşer. Onun için ye, ye, ye diyelim. O da yemesin. Benim huyum da gerçekten odur. Herkes öyle. Sadece sen değil. Yapma dedim mi? Özellikle ben bunu vereceğim. Evet. Niye böyle? Çok kötü bir huy ama işte yapacak bir şey de yok. Neyse. Çok sevindim Merve yine çok konuşuverdi. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup. Aha kız söyleyemedim ya. Beğeni yapıp kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Tekrar yapayım. Allah seni. İşte aklın boğazda olduğu için. Öyle oldu. İnşallah sizler de severek ve gülerek beğenerek izlersiniz bu videoyu. Biraz Merve saçmaladı yine. Valla bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne?